ormanlık bir alan. Ki? Yola yakın mı? Yola yine az sen de 400 metre, ben de 500 metre, 5-600 metre içeri kattı. Cesedi, ormanlık. cesedi kırmızı arabanızla mı götürdünüz? Orasını bilmiyorum dedim hani azı. O, o dönem kırmızı bir arabanız var mıydı? Kırmızı araba yoktu. Arabanın rengi neydi? Arabanın rengi nasıldı? Araba kimin arabasıydı? Cesedi taşıdığınız araba? Bir arkadaşını ara kim arkadaşın aracıdır ama kimin arkadaşı olduğunu bilmiyorum. E, Veysel'in arabası varmış. O sırada akü getirmiş ona bayram. Arabanın bir yerinde maaş denemesinde bir arıza vardı. Çalışmıyordu hani. O zaman arkadaşından arabayı ödünç aldı. Anlattım mı? Orayı hazır bilmiyorum Peki, ama. Peki cesedi nasıl çukurdan çıkardınız? İki kişi onu yapmış olamazsınız. Biri size yardım etmiş olabilir. İki kişiydik. Sen sürekli kocana yardım ettin. Evet. Nasıl bir çukur kazdınız? Fazla derin değil ya. 45-50 santim. 45-50 santim. Şu koltuğun şeyin içten. Ah, uzunlamasına. Evet. Arabayı nasıl, arabaya nasıl yüklediniz? O da bölümü anlatmadın. Arabaya nasıl yükledik? Beraber yükledik. İki kişi. Hı -hı. Sonra nereye götürdünüz? Muğla Gozacı tarafı. Sen neresinden tuttun cesedin? Kocan neresinden tuttu? Ben kolunu tuttum. İçeri katkan aracın. Bu ayaklarından kalk, hani yukarı. İçeri katık aracın. Sonra? Ormanlık bir alana gittik. Yola ne kadar yakın mesafedeydi? Yola yine 500-600 metre vardır içeride. 500-600 metre içeride? Yani arabayla gidemiyorsunuz yani. Orman yolu zaten gidiyorsun. Peki gittikten sonra nerede durdunuz? <laughs> gittikten sonra nerede durduk? Bir deren içine kadar gittik hani. Cesedi ne kadar süre beraber taşıdınız? Fazla taşımadık. Bu aradan 15 ile 20 arası. 20, 20 metre diyeyim. Yanınızda Kemal de var mıydı? Yoktu. Öldürülürken de Kemal var mıydı? Yoktu. Ülkesi oradan çıkardığınızda yanınıza Kemal var mıydı? Yoktu. Ben olduğunu biliyorum. Arasını yoktu ama. Nerede İki, vardı? Kemal nerede vardı? Kemal Bayram abi geldiğinde yine başa dönecekti biz. Geldiğinde, geldiğinde Muğla'dan ulaşamadım ben Bayram abiye dedi hani. Buluşamadık dedi. Hı hı. Eve geldi arkasını o geldi zaten. Ar Hemen. Tamam. Kemal'le berabersiniz. Hepiniz aynı yerden sinyal veriyorsunuz. Kemal hep sizle beraber. Orasının hazır detayını bilemeyeceğim hani. Kemal sizle beraber de değil mi kardeşin? Telefonun aynı yerden sinyal veriyor. Kezban. Bu sırada ne yerde de o? Beraber sizle inşaata geldi. Resede şeye toprağa gömmeye yardım etti. Hatta taşımaya da yardım etti. Pardon dur bir dakika. Kemal geldi ama oradan mindi gittim oraya Arkadaşının yanına. Öldürdüğünüzde Kemal yanınızdaydı? Yoktu. Vardı. Çünkü telefon orada sinyal veriyor. Telefonu bizim orada kalmış olabilir hani inşaatta. Onu durmuş olabilir. Kemal evde. Telefonu da evde zaten. Önce telefon evde sinyal veriyor. Hı hı. Önce evdesiniz berabersiniz. Hepiniz aynı anda evde telefon sinyal veriyor. Ben dün evde sinyal vermiyor dediğimde onu özellikle söyledim. Biliyordum aslında size geldiğini. Telefon evde sinyal veriyor. Sonra öldürmek için oraya gittiğinizde Kemal de orada, telefon orada sinyal veriyor. Arkasından da cesedi götürdüğünüz yerde de Kemal sinyal veriyor telefonu. Orasını fazla bilemeyeceğim. Yani. Kemal'in telefonu bizde de kalmış olabilir. Hani. E, Kemal'in telefonu sizde kaldı ya. Evet. Kemal evde tamam. ya. Kemal ee, sonrasında sizinle beraber geliyor zaten inşaata. Yürüyerek 15-20 dakika uzaklıkta ya başka bazlardalar. Kemal de sizinle beraber. Orasını pek hatırlayamayacağım ama. Ha? Kemal size ne yaptı? Sen değil de Kemal mi yardım etti vesile Orasını fazla bilemeyeceğim. Uzun zaman geçti. Doğruları içine. söyler misin lütfen? Lütfen yorma bizi. Kemal mi vesile yardım etti? Cesedi taşımaya, çukura koymaya gömmeye, oradan çıkarmaya, kozaçlıya götürmeye Kemal mi yardım etti? Ben ikimiz var biliyorum hani. Eşimden ikimiz. Kemal nerede? Kemal o sırada Muğla'ya gitti. Telefonu bize bıraktı. Telefonu bırakıp mı gitti? Evet. Yalan söylüyorsun. Yalan Te söyleme. Yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Neden yalan söylüyorsun? düşünüyorum ama fazla bir şey bilmiyorum oradan gerisini. Yalan bulmaya mı çalışıyorsun? Hayır yalan vurmaya çalışmıyorum. Kemal sizin yanınıza ne yapıyordu? Kemal'in en son 23.56'da görüşmesi var. Senle e, Kemal'in. Sen çünkü cesedi oradan çıkarıp ertesi gün götürmeye yardım etmedin. Kemal yardım etti Vesel'e. Sen evdesin o gece. Fazla fazla pek hatırlayamayacağım ama olmuş da olabilir yanımızda. Şeyde inşaatta Kemal de yanınızda değil mi? Yani uzun zaman geçtiği için olmuş da olabilir hani. Bir insanı öldürürken yanında kimlerin olduğunu hatırlamıyor musun? Yani, Artık her şey ortaya çıktı lütfen. Tamam biliyorum. Tamam. Kemal orada ne yaptı? Bak bu cinayeti Vesper'in yani. işlediğini biliyoruz. Onun cezası o kadar fazla olmaz ama gerçeklerin ortaya çıkmasını artık söylemen lazım. Çok büyük bir yük olmuş senin omuzlarında. Akşam kendi de itiraf etmiş zaten. Dedi. dedi hani. Aradık konuştuk. ki Bize birazdan gelip gerçekleri söyleyecek mi burada? Buyur. Birazdan çağıracağım onu. Veysel'i bize gerçekleri anlatacak mı senin gibi? Orası bilemem anlatabilir. Kemal yanınızda mıydı? Pek fazla hatırlamıyorum ya. Yanımızda olabilir olmayabilir hani. Kemal yanınızda mıydı? Yanımızda var sayalım. Yanınızda. Ne yaptı Kemal? Hani, yok da var sayalım. Kemal yanınızda. <laughs> o da yardım etmiş olabilir hani bize. Kemal de. size yardım etti mi? Biraz ucundan tutmuştur. Nasıl tuttu? Cesedi taşırken mi Toprağa gömerken mi, topraktan çıkartırken mi? Toprağa gömerken olabilir. Ondan sonra olabilir sen... diye konuşma bana Ce... net ifadeler kullan. Türkçeyi düzgün kullanmayanlara karşı da bir sinirleniyorum yani. Olabilir değil. cesedi taşırken Kemal yardım etti mi? Cesedi taşırken yardım etti mi? Taşırken yardım etti. Ki? Ama şeyi bayramı Vesel mi öldürdü? Evet. o ok, çukuru şeyi önceden kim kazdı? önceden kim kazdı? Eşim kazmış olabilir. O çukuru önceden kim kazdı? Önceden kazılık varmış zaten orada. Önceden öyle kazılık bir şey olmaz yani. Önceden o çukuru kim kazdı? Bir anlatayım. Önceden tarla sahibi Hı. koyun gibi bir şey ölmüş. Evet. Tamam anlatacağım dur. O durduğumuz işaret hani hurulduğu yerde işaretin olduğu yerde Meyra yeri hani, tarla, arazi. Tamam. Ağacın altında... Su verelim mi sana? Ağzın kurudu değil mi? Evet. O ağacın Su altında... Su verelim. Ağacın altında koyun... Yaz gününde koyun eritiyorlar diyelim hani. Koyunun bir... Karıştırmıyor ama bak. Peki. Doğru söylüyorsun yani. Evet. Peki. O koyun ölmüş hani. Köpekler Çişmiş. Gerçekle söylüyorum ama yalan söylüyorum ama Allah var yukarıda. Herkesin şeyi var. Koyun erildi yerde. Adam oraya koyunu gömmüş. Ama yalan söyleme hiçbir zaman. Şanda iş yapmadım hani. Biliyorsun sokak köpeklerine. Çeşmişler o yeri. Yine tahmin ettiğim gibi bundan biraz daha alçak diyelim bana. Hani. Sokak köpekler çeşince oraya biraz da o bize iş yaptı hani yardımcı oldu diyelim bana. Hani. O çeşitli yeri biraz da biz e, köy yerlerinde siz bilirsiniz ama bel küre vardır. Bir bel Bilirim bel küreyi Bel küre ayarını biz de bir daban indik hani. Ondan sonra zaten çukur bir yerde bir şey indiniz. Ha. Ondan sonra örttük. Akşam gittik eve. Şimdi bu e, Önder diye biri varmış. O evinin e, arkasındaki tarlama orası. Evet. Peki. Yan tarafında da arkasına galiyon. Tarla uzun olduğu için arkasına galiyor. İlk gömdüğünüz yeri hatırlıyor musun? Senle beraber gitsek gösterir misin bana? Gösterin. Sonrasında cesedi çıkartmaya da yine Kemal e, sana, ve, sana ve Vesele yardım etti. Polis arkadaşının eksik anlattı ben hani o şeyi. Biliyorum eksik anlattığını. Bana şimdi anlat. Yardım etti ondan sonrasını Kemal bilmiyor ana. Hani. Cesedi çıkartmaya da yardım etti. Evet ondan sonrasını bilmiyor. Arabaya Kemal yükledi. Hı hı. Ama bence oraya da Kemal geldi. Çünkü telefon orada yani. Yine sinyaller oralarda veriyor. Orada. Tamam. Dere kenarına gittiniz. Kemal var. Hı hı. Sen varsın. Veysel var. Dere kenarında ne, nasıl bir dere burası? Dere kenarını nerede gömdünüz? <laughs> Ertesi gün saat kaçtı? Yine ertesi, gece miydi? Ertesi gün gece yarısını geçiyordun hani. Gece yarısını geçiyordun. 12 ile 1 arası diyelim hani. Peki gündüz göm, gömdünüz ya oraya. Giddi gece. zaman zaman pardon ama şimdi gece oluyor ya gece öldürüyorsunuz. Yılbaşı gecesi öldürüyorsunuz. Ertesi gün gidip ceset orada mı değil mi diye kontrol ettiniz mi? Ben evden çıkmadım hani eşim gitti. Kemal de gitti kontrol ettiniz. Or evet. Kemal ı. Kemal de gitti. Kontrol ettiniz biliyorum. Değil mi? Evet. Bu oradan gerisini bilmiyorum ama. Peki gece gittiniz. Cesedi çıkarttınız orada. Yine üçünüz berabersiniz. Doğru mu? Evet. Peki. Önceden peki ne, yani hangi nereye götüreceğinizi bir dere kenarına götüreceğinizi nasıl karar verdiniz? Oraya götürmeye kim karar verdi? oraya götürmeye... Çünkü gömdünüz ya tarlaya evet, cesedi. Biliyorum. Sonra o cesedi orada fazla tutamazsınız. Çünkü çok fazla derin bir yer değil. Ondan sonra köpekler bir eşeylese çıkacak ceset evet. ortaya. Cesedi başka bir yere götürmeye karar verdiniz. Götüreceğiniz yere e, o anda mı karar verdiniz? Yoksa gidip bir yer keşfi mi yaptı Veysel ve Kemal beraber? yer keşfi yapmadık. Kafanıza göre gittiniz? Evet. Rastgele. Rastgele. Gece yarısı çıkardınız cesedi. Hı hı. Arabaya Kemal, sen ve Eser üçünüz şu iki kişi yapamaz onu. Beraber yüklediniz, değil mi? Sonra o dere kenarına ne yaptınız? Nereye gömdünüz? Anlatır mısın lütfen? Mutere kenarını kenarına oraya varmanca iş yapamam hani. Keşf... Ar Anlamadım. Dere kenarına varmanca keşf yapamam hani neresine gömdüğümüzü. Şöyle gömdük desem yalan olur. Bora gömdük desem şey olur. Bu dere kenarına var bir kere iş yapmam lazım hani. Ama dere kenarını gösterebilirim demişsin. Evet. Oraya gidersek bana gösterirsin değil mi? Orhan Bey de gösterirsin. Hı -hı. Uzmanlarımıza da. Peki. Oradan gerisini bilmiyorum. Oraya nasıl, nereye gömdünüz? Derenin neresine gömdünüz? Dereye mi attınız? Derenin kenarına mı gömdünüz? Derenin bir kenarına. Ne kadar yakındı oraya? Bir ağacın dibi falan mı? Neresine? Değil değil. Sırf derelik. Kim kazdı peki Çukur'u? Beysel ile ben kazdım ikimiz. Kemal ne yapıyordu? O korkmuştu zaten. Kemal'iyle işin içine kattınız? Onu üstüne geldi diyelim hani. Kimin üstüne geldi? Hani işin rastgele üstüne geldi. Rastgele üstüne geldi. Evet. Ama Am sonra o da yardım etti size. Hı. Ama o orantısını hiç şey yapmadı. Cesedin vücut bütünlüğünü bozdunuz mu? Parçaladınız mı? Hayır bozmadık. Olduğu gibi gömdünüz. Olduğu gibi oradan çıkartıp dere kenarına gömdünüz. Sonrasında oradan cesedi çıkartıp yaktınız mı? Hayır. Oranın ötesini ben bilmiyorum. Eşim arasında... Silahı, ne Silahı ne yaptınız? Silahı ne yaptınız? Silahın nereye onu da bilmiyorum ben hani. Eşim. Nereye koydu nereye onu bilmiyorum. Söylemedi mi sana? Söylemedi. Nereye nere attığını bilmiyorum hani. Nereye da bilmiyorum. 300-400 liralık aldığı, bayramın üzerinden aldığı parayla hemen ertesi gün, yani 6 gün sonra 6 Ocak'ta da onunla mı para şeye gitti, Denizli'ye gitti? Evet. Denizli'ye gidip evine yakın yere atan Veysel miydi? Neden bunu yaptı? Orasını bilemeyeceğim. Bu cinayeti oğlunun üzerine yıkmak mı istedi? Orasına fazla detayını bilmiyorum. demedi bana bir şey. Muğla, Bodrum, biraz dolaştırdı hani. Ben o kadarını biliyorum. Fazla bir eski şey. bir telefon olduğu için istediği kadar dolandırsın. O eski telefonlarda ee, ancak arandığı zaman. Az şeker. Az şeker. Orasını fazla bilmiyorum. Ama nereye gitti, nereye yaptı? Az bilmiyorum detayını. O akşam bence siz yemek yemediniz. O akşam. Yemek yediniz, yemediniz değil mi? Yedik. Yedik Bay de çıktık zaten. Bayramda yedi mi? Evet. Aç öldürmediniz yani.